Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Festeqim kema umirte ve men tâbe ma'aka ve la tedgav innehu bima ta'melune basir. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerimiz, bu akşamki sohbetimiz emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bununla alakalı Hud suresi 112. ayeti kerimede Yüce Mevla şöyle buyuruyor. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Evet efendim, Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde böyle buyuruyor kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli cemaatimiz, Rabbimiz, Allah'ımız, bizleri yaratan Yüce Mevla, emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurarak, doğruluğun ne kadar önemli bir şey olduğunu bizlere anlatmaktadır. Bize bu konuyu bize dikkat çekiyor. Dosdoğru ol. Doğruluk çok önemli bir konu. İslam dininin özünü oluşturan doğruluk, insanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması. Söyledikleriyle yaptıklarının, söz ile fiilin birbirine uyması demektir kardeşlerimiz. Bunun zıttı ise yalancılıktır. Yalancılık ise dinimizde yasaklanmıştır kardeşlerimiz. İslam ahlakıyla bağdaşmayan çok çirkin bir davranıştır yalancılık. Kıymetli kardeşlerim, hayatı boyunca doğruluktan ayrılmayan, düşmanlarının bile emin, güvenilir dediği Yüce Peygamberimiz, bu ayet nedeniyle dosdoğru olmazsam düşüncesiyle ihtiyarladığını, saçlarının ağardığını belirtmiştir. Şu halde bizim ne kadar daha fazla dikkatli olmamız gerektiğini bir düşünelim o zaman. Peygamberimize bu ayet gelince bu kadar sıkıntı yapıp düşündüyse, saçları ağardıysa biz de düşünmemiz lazım. Doğru olmak için. Düşünelim de kendimize çeki düzen verelim. Acaba biz bu emir karşısında ne kadar titizliği gösterebiliyor muyuz? Ne kadar doğru olabiliyoruz? Çevremizdeki insanlara, komşularımıza, arkadaşlarımıza, bizim hakkımızda bu insan nasıldır? Doğru, dürüst ve güvenilir birisi midir diye sorarlarsa, acaba bizim hakkımızda komşularımız ve arkadaşlarımız ne der? Bu insan doğru dürüst biridir mi derler, yoksa yalancı biri mi derler? Evet kardeşlerimiz, her işimizde doğru olmalıyız ki toplum da bizim hakkımızda güzellikle şahadette bulunsun. Biz doğru olmalıyız ama bununla beraber yakınlarımıza ve çevremizdeki insanlara örnek olarak onların da doğru birer insan olmasını da sağlamalıyız. Sadece bizim doğru olmamız yetmiyor kardeşlerimiz. Etrafımızdaki insanları da doğru olmaları için onlara da telkinde bulunmalıyız. Bakın, nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi doğruluktan ayrılmadığı gibi kendisinden nasihat isteyen ashabına da bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Bu konuya ışık tutan bir rivayet şöyle bakınız. Abdullah oğlu Süfyan radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, peygamberimize diyor, ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki sizden sonra artık kimseye bir şey sorma ihtiyacım kalmasın ya Resulallah. Öyle bir şey söyleyin ki bir daha kimseye gidip bir şey sormayayım İslamiyet hakkında. Bakın çok önemli bu kardeşlerimiz. Ne diyor Peygamberimiz? Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol. Bu yeter sana diyor. İslamiyet hakkında bilmen gereken şifre bu. Allah'a inandım de ve inan ve inandım de sonra dosdoğru bir adam ol. Korkma da artık. İslamiyet hakkında bileceğin şey bu. Kıymetli kardeşlerim, işte Peygamberimiz böyle söylüyor. Hadis-i şerifte dikkati çeken en önemli nokta şu bakın. İslamiyet'in iki ana bölümüne işaret ediliyor bu hadiste. Bu bölümlerden biri iman. İman olmazsa ne kadar doğru olursan ol, boş.
Evet, iman şart. İslamiyet'teki bütün yapacaklarımız, İslam'ın istemiş olduğu bütün emirleri yaparken başta iman şart. İman olmasa olmuyor kardeşlerimiz. Önce iman. Burada birinci nokta iman, Allah'a iman. Diğeri ise doğruluk, dürüstlük. İşte bu iki ana nokta gerçekleştirildiği takdirde diğer yanlışlıklardan da korunmak mümkün olacaktır kardeşlerimiz. Aksi takdirde yalan, bundan kurtulmak için ikinci bir yalanı doğuracak. Bu da kin ve düşmanlığın yayılmasına sebep olacaktır kardeşlerimiz. Doğruluk ve dürüstlüğün olmadığı bir evde veya toplumda huzurdan ve karşılıklı güvenden bahsetmek mümkün müdür? Hayır efendim. Kimsenin kimseye güvenmediği, herkesin birbirine şüpheyle baktığı böyle bir aile veya toplum dağılmaya ve yıkılmaya mahkumdur kardeşlerimiz. Konuyla ilgili olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurtuluşun reçetesini vererek şöyle buyurmaktadır. Bakın Peygamberimiz şöyle söylüyor bu konuyla alakalı. Kurtuluşun reçetesi bu. Bu söyleyeceğim Peygamberimizin sözü. Bakın diyor ki, daima doğruluğu araştırın. Tehlikeyi doğrulukta görürseniz de doğruluktan ayrılmayınız. Yani devam edeyim, hadisi bitireyim. Zira kurtuluş ancak onunladır diyor. Yani doğruluktan ayrılmayınız. Oldu ki doğru yapılacak şeyde başkaları için zarar var. O zaman yine o doğruluğu savunun diyor. Yine savunun çünkü doğru olan o. Doğrunun yanında olun yani. Doğruluktan ayrılmayın diyor Peygamberimiz. Bu kadar önemli bakın. Daima doğruluğu araştırın. Tehlikeyi doğrulukta görseniz de doğruluktan ayrılmayınız. Zira kurtuluş ancak ondadır diyor kardeşlerimiz. Çok önemli. Kıymetli kardeşlerim, peygamberlerde bulunması gerekli sıfatlardan birisi, hatta birincisi doğruluktur, dürüstlüktür. Peygamberimizin İslamiyet'e davet ettiğini duyanlar ilk önce onun doğru, dürüst olup olmadığını sormuşlardır. Peygamberimizin dürüst olduğunu, şimdiye kadar hiç kimseyi aldatmadığını ve yalan konuşmadığını öğrenenler şu değerlendirmeyi yapmışlardır. İnsanlara karşı dürüst olan bir kimse Allah'a karşı niçin dürüst olmasın? Evet. Hazreti Peygamber'in terbiyesinden geçmiş olan ashabı da asla doğruluktan ayrılmazlardı. Şayet onlardan biri doğruluktan ayrılacak olsa bu konuda kendisini düzeltinceye kadar toplantılarında yer vermezler ve onları iltifat etmezlerdi. O ashabı toplantıya almazlardı. Ne zaman ki ta doğruluğa, doğru olana kadar, o yanlış işi bırakana kadar, doğru istikamette gidene kadar Peygamberimiz ve ashabı onları topluluğuna almazmış kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, şöyle bir düşünelim. Acaba çevremizde kaç kişi konuştuğumuzda, ticari ilişkilerimizde ve söz verdiğimizde sözümüzün tutacağımız konusunda bize tam olarak güvenmektedir? Bunu bir düşünelim. Kaç kişi bize bu şekilde güvenebiliyor? Yahut da biz karşımızdaki insanlara bu konularda ne kadar güvenmekteyiz? Eğer bugün kimse kimseye güvenmiyor diyorsak, işte bunun sebebi Rabbimizin dosdoğru ol emrini hakkıyla yerine getirmeyişimizdendir kardeşlerimiz. Allah'ın emir ettiği dosdoğru ol emrini hakkıyla yerine getirmediğimiz için ne biz başkalarına güvenebiliyoruz ne de başkaları bize güvenebiliyor. Ya doğruluk yapmadık, doğru olmadık. Ondan bize güvenmiyorlar. Biz de karşıdan doğruluk görmedik. Biz de oraya güvenemiyoruz. Evet kıymetli kardeşlerim. Çok önemli. Doğru olmak. Yalandan uzak durmak ve doğruluk üzere bulunmak hepimizin kardeşlerimiz. Hepimizin görevidir. Hepimizin en başta gelen dini ve ahlaki görevlerimizdendir. Doğruluk şeref, izzet, yücelik, yalancılık ise zillettir kardeşlerimiz. Doğru insan şereflidir. Doğru insan efendim yücedir, güzel insandır. Efendim ama yalancılık ise zillettir kardeşlerimiz. Aman aman yalancılığa hiçbir şekilde tevessül etmeyelim kardeşlerimiz. Yapmayacağımız şeyleri söylememizin doğru olmayıp büyük günah olduğunu bizlere Saf suresi 1 ve 2. ayet-i kerimede Allah söylüyor. Yine Allah Celle Celaluhu sosyal ilişkilerin karşılıklı bir zeminde devam edebilmesi için doğruluk ilkesine vurgu yaparak şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki büyük bir başarıya ulaşmıştır diyor.
Ahzab suresi 70 ve 71. ayet-i kerimelerde kardeşlerimiz. Evet. Yine Fussilet suresi 30. ayet-i kerimede Yüce Mevla şöyle buyuruyor. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince onların üzerlerine melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Ya kıymetli kardeşlerimiz, görüyor musunuz? Doğru insana böyle diyor işte melekler. Böyle diyecek melekler. Kıymetli kardeşlerim, bu ayet-i kerimelerde de söz söylerken ve iş yaparken doğru ve dürüst olmamız emredilmiş. Böyle olduğumuz takdirde işlerimizin düzeleceği ve günahlarımızın bağışlanacağı, sonuçta da bize vaat edilen cennete ulaşacağımız belirtilmiştir. Hepimiz hayatımızı doğruluktan ayrılmadan devam ettirelim. Çünkü aile fertlerimiz olmak üzere diğer Müslüman kardeşlerimizin de doğru ve dürüst olmaları için dini sorumluluklarımızı elimizden geldiği kadar yerine getirmeye gayret gösterelim kardeşlerimiz. Doğru olalım, doğru söyleyelim, doğru iş yapalım, doğruluktan ayrılmayalım. Doğruyu yedi köyden kovmuşlar değil mi? Ya doğru söyleyeni yedi köyden kovmuş. Niye? Çünkü doğru söylüyor diye. Öyle olalım, boşver, kovsunlar. Biz doğru olalım da, doğrunun peşinde olalım da bizi köyden kovsunlar. Evet. Kimseye kalmayacak bu köyler. Değil mi? Kimseye kalmayacak bu mekanlar. Hiçbirisi kimseye kalmayacak. Onun için biz gene doğrunun yanında olalım. Yarın Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman doğruydu, doğru insandı. Benim kulum doğru insandı deyip Allah Teala bizi inşallah cennetine koyacak. Ama siz efendim beni 9 köyden kovacaklar diye, oradan kovacaklar, buradan kovacaklar diye yalan kıvırtırsanız, doğrudan kaçarsanız bunun da hesabını Allah'a verirsiniz kardeşlerimiz. Onun için elimizden geldiği kadar Allah'ın emrettiği gibi, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Sohbetini yaptık kardeşlerimiz bu akşam. Elimizden geldiği kadar dosdoğru kul olalım. Ama mutlaka olalım, çünkü peygamber bile korkuyor. Doğru olmadığı için, olmasam ne olur benim halim diye. Biz de aman peygamber o kadar korkuyorsa biz çok çok korkmamız lazım. Onun için doğru kul olmaya gayret gösterelim efendim. Bu akşamki sohbetimiz buydu. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bir dahaki cuma gecesi başka bir sohbette beraber olacağız. Yine hatim-i şeriflerimize devam ediyoruz kardeşlerimiz. Yine evet, şimdi